Buradan köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere püsküllü lifimizin farklı bir modeliyle geldim. Bugün de bunu anlatacağız. Son günlerde biraz abonelerimden püsküllü modellere yönelir misiniz diye rica ettiler. Ben de şu aralar hep püsküllüden ara ara diğer modellerimden sayfama bırakacağım. Bunun uzun olanını ve kese olanını da sizlerle en kısa zamanda paylaşıp sayfamı atacağım. İp olarak yine ben bonbon lif ipi kullandım. Tığ olarak ise 3 numara tığ kullandım. Hemen hazırlığımızı yapalım ve bu güzel lifimizin yapışına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle ipimi aldım ve zincir çekerek başlıyorum. Hemen düğümümü atıyorum. Buraya 95 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplamda 95 tane zincirimizi çekelim ve tekrar gelelim. Evet, 95 tane zincirimi çektim, tığımı doladım. Buradan bakın, 1, 2, 3, 4 ve 5. Zincirime 2 de çektim, trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, tığımı doladım. Bir tane zincirimi bırakıyorum. İkinci zincirimin kanatına yine iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Tığımı doladım. Bir taneyi bıraktım. İkinci zincirin kanatına iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir. Tığımı doladım. Bir zinciri bıraktım. İkinci zincire iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde kutucuklardan oluşturacağız. 43 tane kutucuk yapıp gelelim. Evet hanımlar 43 tane kutucuğumu bu şekilde yaptım. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. Hemen 4 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Hemen tığımı doladım. İlk trabzana yine trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bu kez kutucuğun içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez trabzanın tepesine bir trabzan. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tane kutucuk içerisine trabzan. Bir tane trabzan tepesine trabzan yaparak bu şekilde ilerliyorum. Bakın buradaki kutucuk içerisine yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bu kez trabzan tepesine yaptım. Tekrar tığımı doladım. Kutucuk içerisine yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bu kez trabzanın tepesine trabzan yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. Sonda bir tane kare kutucuğumuz kalıncaya kadar bu şekilde yapalım. Tekrar gelelim. Evet sonuna kadar getirdim. Bakın bir tane kare kutucuğum kaldı. Hemen oraya bir tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. İkinci zincir kanatına hemen bir köşe oluşturuyorum. Bu şekilde. Tekrar dört tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Burada tekrar tığımı doluyorum. İlk trabzanın tepesine bir tane trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. İkinci trabzan tepesine bir trabzan daha yaptım. Tekrar tığımı doladım. Üçüncü trabzanımı da yaptım bu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir bırakıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Bir taneyi bırakıyorum. ikinciye hemen bir trabzan daha yapıyorum. Burada kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Tekrardan bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine tekrar bir trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir. Birini bıraktım. Hemen ikinci trabzan tepesine trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutucuklar oluşturuyoruz. Burada ise üç tane trabzanımız oldu. Kenar bölümümüz hiç değişmiyor. Kenar bölümümüz bu şekilde devam edecek. Şimdi buradaki kutucuklarımızı sondan trabzanlarımızdan 3 tane kalıncaya kadar Devam edelim. 3 trabzan kalıncaya kadar getirelim. Tekrar göstereceğim. Evet hanımlar bunu da bakın sonuna kadar getirdim. 3 tane trabzanım kalmış oldu. Bir tanesini zaten trabzan olarak yaptık. Hemen tekrar tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine de bir trabzan. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine de trabzan yaparak en başta yaptığım gibi burada da 3 tane trabzan yapmış oldum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum ve bir iki ikinci zincirimizin kanatına köşemi oluşturuyorum kare kutucuk yaparak. Tekrar dört tane zincir çekiyorum modelimi döndürdüm. Bu sıramızda artık e, püskül yapmaya başlayacağız. Hemen tekrar tığımı doluyorum. Buradaki üç trabzanın üzerine yine üç tane trabzan yapıyorum. Birincisini yaptım, ikinciyi yaptım ve üçüncü trabzanımı da Yaptım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın buradaki kare kutucuğumu da yapıyorum ama yaparken püskülümü de yapıyorum. Hemen burada bakın zincirimi çektim. Tığımı doladım. İlk trabzan buradaki kare kutucuğumuzun üstündeki ilk trabzanından ipimi bu şekilde çekiyorum. Bakın orta parmağımla ipime baskı yapıyorum. Ayarlıyorum. İki de çektim. Trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez kutucuk içerisine, zincir arasına yapıyorum. Bu şekilde ipimi çektim, hazırladım. Hemen orta parmağımla ipime bu şekilde baskı yapıyorum. Ve iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bu kez tekrar trabzan tepesine ipimi çektim, hazırladım. Hemen ipimi ayarlıyorum arka tarafa ve iki de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez zincir arasına, bir zincir arasına bir tane trabzan tepesine bu şekilde e, püsküller yapıyoruz. Bakın arka tarafta püsküllerimiz oluşmaya başladılar. Tekrar tığımı doladım. Hemen trabzan tepesinden, bakın ipimi bu şekilde çektim. Hemen arka tarafa ipe baskı yapıyorum ve iki de çektim trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez zincir arasına bu şekilde ipime bakın hemen e, ayarlıyorum ipimi ve iki seferde çektim trabzan yaptım tekrar bu kez trabzan tepesinde bu şekilde ipimi çektim bekletiyorum hemen ipime baskı yaptım ve iki seferde çektim trabzan yapıyorum toplamda 1 2 3 tanesini yaptık 4 5 6 tane bu şekilde püsküller yapacağım 6 tane kare kutucuğumuzun içerisine bu şekilde püsküller yaparak devam ediyorum. Bir tane trabzan tepesine bir tane zincir arasına olacak şekilde bakın püsküllerimi yaparak ilerliyorum. Hemen trabzan tepesine de yaptım. Ve zincir arasına yaptım. Arada hiç zincir çekmiyorum direkt hem trabzan hem püskül yaparak bakın bu şekilde devam ediyorum püsküllerim oluşuyor 1 2 3 4 5 6 tanesini yaptık şu anda 6 tanesini yaptık Evet toplamda 6 tane bu şekilde kare kutucuğumun içerisine püsküllerle e, doldurdum hemen bakın burada bir tane zincir çekiyorum tığımı doladım bir sonraki trabzan tepesine Kare kutucuk oluşturdum. Tekrar bir zincir daha çekiyorum. İkinci kare kutucuğumu oluşturdum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üçüncü kare kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir daha çekiyorum. Dördüncü kare kutucuğumu oluştururken püskülle başlıyorum. Bakın hemen burada ipimi çektim. Hemen bakın orta parmağımla ipime baskı yapıp ayarladım. Ve ikide çektim. Trabzan yaptım. Hem burada dördüncü kare kutucuğumu yapmış oldum, hem de püsküle başlamış oldum. Tekrar tığımı doladım, bu kez zincir arasına püskülümü yaparak devam ediyorum. İpimi çektim, bu şekilde hazırladım. Bakın ipimi ayarladım ve iki de çektim, trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım, bu kez trabzan tepesine aynı işlemi yaparak hem püsküllerimi yapıyorum hem ilerliyorum bu şekilde. Bir tane zincir arasına, bir tane trabzan tepesine yine 6 tane kare kutucuğumuzu bu şekilde püsküllerimizle dolduracağız. Tekrar tığımı doladım. Bakın trabzan tepesine hem bakın püskülümü yaparak devam ediyorum. Şu anda 1, 2, 3 tanesini yaptık. Toplamda yine 6 tane olacak. Yine burada 4 tane kare kutucuk yapacağız fakat dördüncüyü yine püskülle başlayacağız. Hem püskülümüzü yapmış olacağız burada yapmış olduğum gibi hem de dördüncü kare kutucuğumu oluşturmuş olacağım. Bu şekilde 6 tane kare kutucuğumuzu püskül 4 tanesini normal kare kutucuk olarak son son bölüme kadar şurada bir tane kare kutucuğumuz kalıncaya kadar yapalım tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın bu şekilde 6 tane e, kare kutucuğumu püskül yaptım. 4 tanesi yine kare kutucuk oldu. 6'sı yine püskül oldu. 4 tanesi kare kutucuk. Bu şekilde devam ettim. Son bir tane kare kutucuğumu yaptım. 3 tane trabzanımı yaptım. Ve bir tane zincir çekip köşemi oluşturuyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Tekrar 4 tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. Hemen e, tığımı doladım. Yine buradaki 3 tane trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki trabzanımın tepesine battım. Buradaki kare kutucuğumu oluşturdum. Fakat biz şimdi buradaki modelimizi e, kaydıracağımız için buradaki kare kutucuğumu iki tane yapıyorum bir tane daha zincir çektim bakın bir tanesini bıraktım ikinciye tekrardan püskül yaparak devam ediyorum bu şekilde ikinci kare kutucuğumu yaptım fakat yine püskülle başladım bu şekilde püskül yaparak devam ediyorum bütün trabzan tepelerine bu şekilde trabzanlarımı yaparak devam ediyorum püsküllerimizi kaydırıyoruz şu anda bakın püskül burada başladı ama şimdi buradan devam ediyor oradaki kare kutucuğumuz birken iki oldu bu şekilde devam ediyorum şimdi arkanın püsküllerini yapıyoruz bu şekilde bakın devam ediyorum şu an püsküllerin üzerlerine yine her sırasına püskül yapıyorum. Bütün trabzan tepesine püskül yaparak devam ediyorum. Şimdi bakın sonuncuya geldim. Burada sonuncuyu yaparken bakın buradaki boş kare kutucuğumu da tam orta kısmına bir tane püskül yaptım. Bu kez bir tane de trabzan tepesine püskül yaparak püsküllerime bir tane kare kutucuk ekledim. Hemen bir tane zincir çekiyorum ve kare kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Buradaki kare sayımız hiç eksilmiyor. Yine 4 tane olacak. Bakın tam püsküle başladığım 3 tane kare kutucuğum oldu bir tane zincir çektim bir taneyi bıraktım ikinciye püskül yaparak devam ediyorum burada yine dört tane kare kutucuğum oldu bu şekilde yine devam ediyorum bu sıramı bakın burada yine bir tane kare kutucuğumuzu püsküle ekleyeceğiz yine 4 kare kutucuk yapacağız bu şekilde sonuna kadar götürelim bu kısımda sizi göstereceğim şu son kare kalana kadar bu şekilde yapalım Evet hanımlar burayı da sonuna kadar getirdim. Bakın aralarda burada iki tane kare kutucukla başladık. Ee, burada bir tanesini kare kutucuğun püsküle kattık. Tekrar dört kutucuk yaptık. İçe doğru ilerliyor. Bu şekilde kayıyor modelimiz. Aralardaki dört tane kare kutucuklarımız hiç değişmiyor. Buradaki püsküllerimizde de. Hep sola doğru kayarak devam ediyor. Bakın sonuna kadar getirdim. Burada bir tane kare kutucuğum oluncaya kadar püskül yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki kare kutucuğumuzu hiç kaybetmiyoruz. Yine yapacağım. Her sırada burayı yaparak devam edeceğiz. Burası hiç değişmeyecek. Şimdi 3 tane trabzanımı yaptım. Buraya yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Burada ikinci zincirimize köşemizi oluşturuyoruz. Hemen tekrar dört tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Bu şekilde. Şimdi burada e, yine e, bu kısmı e, çok fazla dikkate almayın. Çünkü bakın modelimiz buradan bu kez de ters döndürdüğüm için bu tarafa doğru sağa doğru kayıyor. Modelimiz bu şekilde. Bakın alttaki daha farklıydı bu tarafa doğru yön alıyor. Yani diğer tarafa da baktığımız zaman bu tarafa doğru yön alıyor. O yüzden ona göre ayarlayacağız. Bu kısım sürekli azalacak. Çünkü bu tarafa doğru yön aldığı için burası azalacak. Diğer taraftan baktığımız zaman da bu şekilde azaltıp gideceğiz o kısmı. İnşallah anlatabiliyorumdur. Şöyle bakın. Şimdi kaçıncı sıradayız? Alttaki trabzanımızı sayıyorum. E, e, tamamen trabzan yaptığımız bölüm 1 2 3 şimdi dördüncü sırasını yapıyorum hemen 5 4 tane zincirimi çektim tığımı doladım Burası yine aynı dediğim gibi üç tane trabzanımı yan yana yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın buradaki olay hiç değişmeyecek. Burada yine bir tane kare kutucuk yapıyorum. Bu kez yine Püskül yaparak başlıyorum. Püskülümü yaparak devam ediyorum. Sonda bir kare kutucuk kalıncaya kadar. Yani bu püskülümüzün sonunu da göstereceğim size. Püsküllerimi yaparak Devam ediyorum şu anda. Bakın bu tarafa doğru kaydığı için şöyle son üç tane püskülüm kalana kadar pardon iki tane püskülüm kalana kadar bakın devam ettim. Burada iki tane püskülüm kaldı. Bir tane zincir çekiyorum bir taneyi bıraktım ikinciye kare kutucuk oluşturdum. Çünkü bu tarafa doğru kayıyor modelimiz. Tekrar buradan bir tane zincir çekiyorum. Hemen ikinci kare kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü kare kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Burada bakın dördüncüyü yaparken püskül yaparak başlıyorum. Püskülümü bu tarafa doğru kaydırıyorum. Hemen zincir arasına da bir tane püskül tepesine bir tane yaparak püsküllerimi ilerletiyorum. Bu püsküllerimizi de yine burada iki tane kalıncaya kadar püskül yapıyoruz. Buradaki iki taneyi kare kutucuk yapacağız. Yine dört tane kare kutucuk. dördüncü e, dördüncüyü yaparken püskülle başlayacağım. Yani buradaki e, bir tane kare kutucuğumu püsküle ekleyeceğim. Bu tarafa kaydığı için. Ve daha sonra yine püskül yaparak devam edeceğim. Son iki püskül kalıncaya kadar püskül yapıyorum. Tekrar buradaki son iki püskülü kare kutucuk olarak yapıyorum. Yine dördüncüyü başlarken püskülle başlıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Tekrar size bir sonraki sırayı göstereceğim. Evet hanımlar, burada da bakın son 2 tane püskülüm kalıncaya kadar yine püskül yaparak geldim. Buradaki püsküllerimizin sayısı şöyle 13 tane olacak toplamda. Bakın hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane. Ama kenardakiler bir tanesi azaldığı için şuradaki azaldığı için buradakini e, hesaba katmıyoruz. Bu her sırada azalacak, bitecek en sonunda çünkü köşede olduğu için. Diğerleri e, 13'er tane püskül olacak. Kenardaki, orta kısımlardaki karelerimiz hiç değişmeyecek. Yine dört tane olacak. E, şimdi bakın bu bu tarafa doğru gidiyor. Burada 2 tane kare kutucuğum vardı. Bu sıramda 3 tane kare kutucuğum olacak. bir tane zincirimi çektim hemen püskülün son biten trabzanının üzerine bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim bakın ikinci kare kutucuğumu yapıyorum bir zincir çektim üçüncü kare kutucuğumu yapıyorum ve buradaki üç tane trabzanımı yine yapıyorum bir tane zincir çektim hemen 1 2 3. zincirimin kanatına köşemi oluşturuyorum Tekrar 4 zincir çektim, modelimi döndürdüm. Bakın. Şöyle düzleyeyim. Daha tam olarak modelimiz e, tam olarak çıkmadı ama ben size yine anlatacağım. Bu kez bakın bu tarafa doğru ilerliyorum. Burada şöyle ilerlerken şu tarafa doğru ilerlerken burada 5 tane kare kutucuğumuz olana kadar aynı sistemde devam edeceğiz. Burada ise e, sürekli azalacak ama şuradaki kenardaki e, kare bölümümüz yani zincir aramız, e, buradaki zincir kutumuz hiç değişmeyecek. Buradaki dört tane trabzanımız da hiç değişmeyecek. Köşe bölümümüz de değişmeyecek. Burada aynı şekilde devam edecek. Fakat bu tarafa doğru geldiğimiz için burası azala, azala, azala bitecek. Her bir sırada buradan bir tane püskül yani e, bir tane püskülü burada üç tane püskülü şöyle üç tanelik püskülü e, kareye kattığımız için burada her bir kare ol olacak olacak ve buradaki püskül sayımız azalacak bitecek en sonunda bu şekilde devam edeceğim şimdi ben bu sıra size göstermeyeceğim sizler yapacaksınız burada yine kare kutucuğumu yapacağım üç tane trabzanımı yapacağım buradaki Kare kutucuk sayım 4'e çıkacak bu sefer. Burada 3 tane. Bu kısımda 4 olacak. Daha sonra yine 13 tane püskülümü yapacağım. Yine kare kutucuğumu yapacağım. 4 tane dördüncüyü başlarken yine püskülle başlayacağım. İçeriye girecek çünkü bu şekilde kaydığı için. Yine içeriye girecek. Bu şekilde devam edeceğim. Tekrar buradan bir tane kare kutucuğu püsküle katacağım. Yine 4 kare kutucuk yapacağım. Dördüncüyü püskülle başlayacağım. Yine püskül yaparak devam edeceğim. 13 püskül. Burada kare kutucuğun bir tanesini yine püsküle katacağım. Yine 4 tane kare kutucuk yapacağım. Buradan e, kalan e, bölümü de yine püskül yaparak buradaki kare kutucuğumu yapıp 4 tane trabzan ve köşe bölümümüzü yaparak bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızı da bitirelim. Yine bu tarafa doğru kayacağız arkadaşlar. Bu sıramızda kayacağız. Kaçıncı sıradayız? Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6. Şu an 7. sıraya gidiyoruz. Yine bu tarafa doğru kayacağız. Yine aynı sistemde devam edeceğiz. Her bir kare kutucu püsküle katarak buradan da eksilterek devam edeceğim bu sırayı. Bu şekilde bitirip tekrar gelelim. Yine de şöyle yanlışlık olmasın. 7. sıramızın yapılışını bakın şöyle bitmiş halini göstereyim size. Yine bu şekilde köşemi yaptım. 3 tane trabzanımı yaptım. Altta 3 taneydi. Bu kez 4 tane kare kutucuk yaptım. Püskülü birazcık daha bu tarafa kaydırdım. Bir kare kutucuk daha kaydırdım. Yine 13 tane püskülümü yaptım. Bir tane kare kutucu püsküle kattım. Daha sonra tekrar 3 tane kare kutucuk yaptım. Dördüncüyü püskülle birlikte başladım. Yine püskülün içerisine girdim burada. Yine 13 tane püskül yapacağım. Buradaki kare kutucuğumu püsküle katacağım. Burası da püskül olacak. Daha sonra yine dört tane kare kutucuğumu yapacağım. Dördüncüyü yaparken yine püskülle başlayacağım. Yine bu şekilde püskül yapacağım. Aynı şekilde aynı sistemde devam edeceğim. Aynen şuradaki olduğu gibi. Buradaki gibi. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı sonuna kadar getirdim bu şekilde. Bakın kenar bölümüm hiç değişmedi. Buradaki püskül sayım her sırada biraz daha azalıyor. Buralar aynı devam ediyor. Burada da kare sayım artıyor. Bu şekilde ilerliyor modelim. Şimdi modelimi tekrar döndürdüm. Bakın kaçıncı sıraya geldik? 1 2 3 4 5 6 7'yi bitirdik. 8. sıradayız artık. Yine aynı şekilde bakın başlıyorum. Hemen buradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bakın burada yine kare kutucuğumu yapıyorum. Püskülle birlikte yapıyorum. Hemen püskülümü de yaptım. Kare kutucuğumu da yaptım bu şekilde. Tekrar püskül yaparak son iki kalıncaya kadar yine püskül yapıyorum. Püskül sıramı ikinciyi yaptım üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım ve beşinciyi yaptım beş tane püskülüm oldu bu şekilde bir tane zincir çektim hemen sonuncu püskülün tepesine bir tane kare kutucuk oluşturdum trabzan yaptım tekrar bir zincir çekiyorum hemen bir sonraki trabzanımı yapıyorum tekrar bir zincir tığımı doladım bakın üçüncü trabzanımı yaptım bir zincir bakın buradaki trabzanımı püsküle katacağım çünkü bu tarafa doğru gidiyorum bu sıramda da hemen püskül yaparak hem dördüncü kare kutucuğumu yapıyorum hem püskülümü oluşturdum burada tekrar orta kısmına bir püskül daha yapıyorum ve püskül bölümüme geçiş yapıyorum bu şekilde. Burada da son iki tane kalana kadar yine 13 tane püskülümü yapıyorum. Yine 4 tane kare kutucuk. Aynı sistem devam ediyor. Şöyle bakın. Her sırada biraz daha modelimiz belirginleşiyor. Bu tarafa bu kez bu tarafa doğru devam ediyor. Bakın buradan kare kutucuğumu buradaki püsküllere ekliyorum. Yine 4 tane e, zincir kutucuğumuz oluşuyor. Dördüncüyü püskülle başlıyorum. Her bir kare kutucu buradaki püsküle ekliyorum bu kısımda. Her bir kare kutucu buraya ekliyorum. Yine sayım değişmiyor. 4 tane kare kutucuk, 13 tane bu şekilde püskül sayım oluyor. Burada sadece bakın buradaki 4 taneydi. Bu sefer 5 tane <laughs> Bu kez 5 tane kare kutucuğum oluşacak. Bu sıramda da 4 tane şu an. 5 tane oluşacak. Bu şekilde böyle kayarak devam ediyor. Bu kısmı da görüyorsunuz. Bakın buradaki püskül bölümüm bitiyor. Buradaki buraya doğru ilerliyor. Buradaki bitecek. Buradan tekrar püskül başlayacağız. O yüzden bu sıramızı da aynı sistemle devam edelim. Buradaki gibi hatta ben şuraya kadar geleyim. Tekrar size göstereyim burayı. Kendiniz görün. Evet hanımlar bakın 8. sıramı yarıya kadar getirdim. Nasıl olduğunu bir de yapılmış halini görün diye bu şekilde gösteriyorum. Şimdi bakın kenar bölümüm aynı. Buradaki 3 5 tane püskül yapmışım. Buradaki trabzan gibi göründüğüne bakmayın. Arka tarafta püskül olarak oluşuyor onlar. Burada 5 tane püskül yapmışım. Tekrar 4 tane kare kutucuk yapmışım. Bakın burada alttaki kare kutucuğun bir tanesini yine püsküle eklemişim. Bu tarafa doğru kaydırdığımız için. Ee, yine 13 tane püskül yapmışım. Buradan son 2 püskülü kareye katmışım. Buradan yine 4 tane kare kutucuk yapıp buradaki alttaki kare kutucuğumu püsküle katarak devam etmişim. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada bakın 4 tane kare kutucuğum var. Bu sıramda 5 tane kare kutucuğum olacak. Çünkü buradan 2 tane püskülü yine kare kutucuğa katacağız. Burayı da bu sırayı da sonuna kadar götürelim. Tekrardan göstereceğim ve her sırada modelin biraz daha şekil alacak. Aslında bu e, lifimizin yapılışı çok kolay ama anlatışı çok zor arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da e, düzgün anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şu an belki anlamamış olabilirsiniz hala ama bir iki sıra iki sıra sonra daha güzel, daha net bir şekilde anlayacaksınız. O yüzden bu sıramızı da bu şekilde devam edelim. Daha sonra bir sonraki sırayı sizlere tekrar göstereceğim. Evet bakın burada 5 tane kare kutucuğum oluştu. Modelimi döndürdüm şimdi. Bakın burada daha iyi anlaşılıyor şimdi nasıl gitti daha güzel anlaşılıyor. Buradaki püskül sayımız her sırada biraz daha azaldı, bitmek üzere. Artık son sıramızda bitecek. Yani bu sıramızda buradaki olay bitecek ama buradan tekrar başlayacağız. Bakın burada 5 tane kare kutucuğum oldu. Şimdi yeniden başlatıyorum. Bakın şöyle tam net bir şekilde bir saniye şöyle göstereyim size. Buradaki olay her e, sıramda azala 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 bu sıramda bitecek artık. Buradan yeniden başlayacağım şimdi ben. Buradan yeniden bir sıra başlatacağım. Buradakiler değişmiyor. Buradakiler devam ediyor. Fakat e, ben buradan ilerlettikçe buradaki de bitecek. Yani buradaki bitti. Buradan yeniden başlayacağım bir süre sonra bunu da buradaki gibi bitireceğiz. Azar 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 bitecek. Bu şekilde buradan yeniden yeniden başlayacak modelimiz. Bu şekilde devam edecek. Ee, hemen şöyle bakın. Tekrar başlıyorum. Burada toplamda 5 tane kare kutucuğum oluştu. Hemen 4 zincirimi çektim. Buradaki 3 tane trabzanımı yine yapıyorum. Burası değişmiyor hiç. 3 bir tane zincirimi çektim. Buradaki burada da değişmeyen bir tane kare kutucuğumuz var biliyorsunuz. O da aynı şekilde ama bak, bakın burada hemen batarken burada ikinci artık modelimi başlatıyorum. Bir tane hem kare kutucuğumu yaptım hem püskülümü yaptım. Tekrar tığımı doladım zincir arasına. Bir tane püskül yapıyorum ve tekrar tığımı doladım. Trabzan tepesine de bir püskül yaparak Toplamda bir tane kare kutucuğumu püskül yaptım bu şekilde. İlk modelimi başladım. Burası artık her sırada artacak. Buradaki gibi 13 tane oluncaya kadar artarak devam edecek. Şu an 3 tane. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bakın 4 tane yine yaparak devam ediyorum. Birinciyi yaptım kare kutucuğumu. Bir zincir çektim. İkinci kare kutucuğumu yaptım. Bir zincir çektim. Üçüncü kare kutucuğumu yaptım. Bir zincir çektim. Dördüncüyü yaparken ise bakın burada bir taneyi bıraktım. İkinciye püskülle devam ediyorum. Hem kare kutucuğumu yaptım hem püskülümü başlattım. Yine aynı şekilde 13 tane püskül yapıyorum. 4 kare, 13 püskül, 4 kare, 13 püskül, 4 kare. Bu şekilde devam ediyorum. Şu sonuncuyu tekrar size göstereceğim. Buranın bitiş halini tekrar size göstereceğim. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın dokuzuncu sıramın sonuna kadar geldim. 3 tane karemi yaptım, bir tane zincirimi çektim. Bakın hemen bir taneyi bıraktım. İkinci e, püskülümü tekrar püskül yaparak hem dördüncü karemi yapıyorum, hem püskülü başlattım. Burada toplamda 3 tane püskülüm olacak. İkinci ve üçüncü buradaki püskülüm artık bitti burası bitmiş durumda hemen bir tane zincirimi çektim bakın buradaki üç tane trabzanımı yapıyorum ve kenar bölümümü Evet dört tane zincirimi çekiyorum ve modelimi döndürdüm. Şimdi buradaki bakın püskülümüz artık son 3'e kadar indi. Ve buradaki püskül sayımız buradaki modelimiz bitti. Burayı e, artık e, kare kutucuk yaparak devam edeceğim. Buradaki modelim de artık buraya doğru kayıp bir süre sonra bunu da bu şekilde bitireceğiz. Tekrar buradan da yeni modelimizi başlamış olduk. Hemen size şöyle göstereyim 4 tane zincirimi çektim bakın yine burası hiç değişmiyor dediğim gibi 3 tane trabzanımı yapıyorum yan yana bir tane zincir çektim ilk püskülün tepesine bir tane kare kutucuk oluşturdum bir zincir çektim bakın püskülün son trabzanına da bir kare kutucuk oluşturdum Burası toplamda yine 5 tane kare kutucuk olacak üçüncüyü yaptım dördüncüyü yaptım bir zincir beşinciyi püskülle başlıyorum hemen bakın püskülümü hem püskülümü hem de e, kare kutucuğumu tamamlamış oldum yine püskülle devam ediyorum zincir arasında da bir püskül ve ilk püskül trabzanımın üzerine yine püskül yaparak toplamda 13 tane püskül yaparak devam edeceğim kayma işlemimiz yine hep devam edecek bu şekilde yine 4 tane kare kutucuk hiç değişmeyecek 13 trabzan yani 13 tane püskül yine hiç değişmeyecek hatta ben şuraya kadar yine yapayım burayı da görün Evet bu kaçıncı sıramız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sıramız 10. sıramızda Bakın neler ne yapmışız. Buradan yine aynı şekilde 3 tane trabzanımı yapmışım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kare kutucuğumu yapmışım. 13 tane püskülümü yapmışım. Yine bu tarafa doğru kaymış. Buradan yine 4 tane kare kutucuğumu yapmışım. Hemen bir aşağıdaki kare kutucuğu püsküle eklemişim. Devam etmişim. Yine 13 tane püskülümü yapıp buradan 4 kare kutucuk devam ediyorum. Ben şu kısmı size bir kez daha göstereceğim. Burada ilk modelimizi başladığımız için nasıl fazlalaştıracağımızı, bu tarafa nasıl yine aktarma yapacağımızı ben size o kısmı göstereceğim. Model bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada tekrar size detaylı anlatacağım. Şuraya kadar gelelim. Evet bakın oraya kadar geldim. Bir tane kare kutucuğum kaldı burada. Üç tane kare kutucuk yaptım. Zincirimi çektim bir tane. Bakın burada ee, hemen püskül yaparak dördüncü kare kutucuğumu oluşturdum. Buradaki püskül sayımı artırıyorum artık. Hemen zincir arasına da bir püskül yapıyorum. Tekrar bakın püskül tepesine püskül yapıyorum. Buradaki püskül sayım aşağıda 3 taneydi. Burada 5 tane olmuş oldu şimdi. Bir kare kutucuk artırmış olduk. Bakın 5 tanesi püskül oluştu şu anda. Aşağıda 3 taneydi. Burada 5 tane. Tekrar bir zincir çektim. Hemen buradaki 3 tane trabzanımı da yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen köşemi 3. zincire oluşturuyorum. Tekrar 4 tane zincir çekip modelimi döndürdüm. Bakın Şimdi burada daha iyi şöyle hatta daha iyi görürsünüz sanki püsküllerimizin gidişini. Evet bu şekilde daha belirgin. Bakın ne oldu? Buradaki püsküllerimiz bitti. Buradaki başlamış olduğumuz şöyle gelirken e, azala 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 bitti. Buradan tekrardan başlamış olduk yeni sıramızı yeni püsküllerimizi. Buradaki püsküllerimiz şu an 5 tane. 13 tane oluncaya kadar artıracağız. Tekrardan e, artırdıktan sonra bakın buradaki de bir yandan azalacak. Artık bunu bitirdik. Bu kaya, kaya, kaya. Bu da bunun gibi bitecek. Daha sonra burada yine 5 tane şu kısımda yine hep buradan başlayacak, buradan bitecek arkadaşlar. Şöyle şöyle göstereyim. Hep modelimiz buradan başlayacak. Modellerimiz hep buradan bitecek. Böyle kaydığı için. Burada bitecek. Burada başlayacak her zaman. Burada başlarken de e, burada son 5 tane şu kısım azala azala son 5 tane püsküle kadar ilerleyecek. Daha sonra burası 5 tane kare olunca artık burada nasıl başlamıştık? Bir tane kare kutucuğumuzu yaparken ilk püskülümüze bir tane kare kutucuğu püskülü yaparak başlamıştık. Burada da aynı şekilde olacak. Burası 5 tane kalıncaya kadar aynı sistemde devam edeceğim. Şu ikinci e, sıramız 5 tane püskül kalıncaya kadar aynı sistemde devam edeceğim. O sırada burası da şuradaki olay gibi bakın buradaki olay gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane kare kutucuk oluncaya kadar e, devam edecek boş alanımız. Burası bu şekilde şunun gibi ilerleyecek burada boş kare kutucu 5 tane oluncaya kadar devam edecek daha sonra buradaki gibi hemen başka bir model başka bir püskül başlatacağız püskül şerit başlatacağız bu şekilde devam edecek eminim anladınız ama. Ben e, garanti olsun diye üzerine basa basa tekrar söylüyorum. Dediğim gibi bu model aslında çok kolay bir model. Eminim hepiniz çok güzel anladınız. Ama anlatması bir o kadar zor. Çünkü her sırası farklı işlem olduğu için e, her sırasını anlatıyorsunuz ve e, tabii kafa karışıyor. İnşallah kafalarınız karışmadı, sistemi e, anlamışsınızdır umarım. Burada hep bitecek. Bakın burada bitirdik çünkü. Burada modellerimiz hep bitecek. Burada yeniden başlayacak. Başladığı nokta 5 tane kare kutucuğumuz kalınca 5 tane kare kutucuğumuz oluncaya kadar burada şu an bir tane. Daha sonra 2 tane olacak ikinci sıramızda. Bakın şuradaki olayı söylüyorum. Burada şu an bir tane kare kutucuğum var. Bu bu şekilde ilerleyeceği için ikinci sıramda 2 iki tane kare kutucuk olacak. 3. sıramda 3 tane olacak. 4 tane ve 5 tane oluncaya kadar devam edecek. Altıncı sıraya aynı buradaki gibi bakın. 1 2 3 4 5 tane kare kutucuğum oluncaya kadar bu şekilde kare kutucuklar yaptım. 6. sırasında yani burada bir tane kare kutucuk yaparak tek bir kare kutucuğu püskülle başlattım modeli. Bu şekilde devam edecek. Bütün modelimiz burada başlayacak. Biterken de aynı şekilde arkadaşlar bakın son 3 tane. Son 3 tane püskülüm kalana kadar burası yani. Burada trabzan gibi görünüyor ama arka kısmı püskül bunun. Burada 3 tane püskül kalana kadar modelimi devam ettireceğim aynı sistemde. Burası bitti. Şuradaki modelim bitti. Buradaki modelim de artık kaya kaya bunun gibi bitecek. Son 3 tane oluncaya kadar devam edecek. Azala 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 buradaki kare kutucuklarım azalacak. Sürekli püsküle katacağız her sırada. Püsküle katacağız, katacağız. Bu da bitecek bunun gibi. Ve buradan yeniden başlatacağız. Burada 5 tane kare kutucuğum olduğu zaman bir sonraki sırada hemen bir kare kutucuk yapıp püskülümü başlatıp modelimi şeritimi başlatacağım. Bu sistemde devam edeceğiz hanımlar. Ben hemen hesaplayayım. Toplamda kaç sıra bu şekilde devam edeceğimizi hemen tekrar size dönüş yapacağım. Evet hanımlar saydım toplamda 34 sıra. Biz şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yapmışız toplamda. 34 sıra bu sistemde devam edeceğiz. Dediğim gibi bütün modellerimiz buradan başlayacak, buradan sona erecek ve başlarken 5 tane burada kare kutucuğumuz olduğu zaman 6. sırasında hemen püskülle başlayacağız yeni modelimize. Burada ise son 3 tane püskülümüzü yapana kadar işlemi devam ettireceğim. Bitene kadar son 3 püskülden sonra modelim bitmiş olacak. Tekrar 5 tane trabzanla 5 tane kare kutucukla devam edeceğim bu kısmı da. Aynı sistemde devam edelim. Toplamda 34 sıra oluncaya kadar bu şekilde yapalım. Ve tekrar şu kısımlarını size tam bitiş kısımlarını tekrar göstereceğim. Evet hanımlar bakın şu kısmı size tekrar göstermek istedim. Bakın biten bölüm şurasıydı. Bu kısımda artık bu sıradan sonra artık yavaş yavaş bunun gibi azalacak ve bitecek. Bu başladığımız bölümde bakın toplamda kaçıncı sıradayım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. sıradayım. Toplamda buradaki püskül sayım 13 tane oldu. Yani buradakiler gibi 13 eşitlendi. Şimdi burada tekrar bunu e, karelerimizi çoğaltacağız. Hemen o kısmı size tekrar göstermek istiyorum yanlış gitmemeniz için. 4 tane zincir çektim. Bakın buradaki 3 tane trabzanımı yapıyorum. Püskülsüz trabzanımı yaptım. Burada bir tane kare kutucuğum var. Bir zincir çektim. Bir kare kutucuk yaptım. Burası 13 tane olduğu için eşitlendi diğerleriyle. Çünkü hep 13 tane püskül yaptık biz. Bir tane zincir çektim. Bakın bir taneyi atladım. İkinciye yine püskül yaparak buradaki hem e, kare kutucuk sayımı fazlalaştırıyorum hem bu modeli de artık bu tarafa doğru kaydırmaya başlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum yine 13 tane püskül yapıyorum bu şekilde ilerliyorum. Artık yine burada kare kutucuklarım artmaya başlıyor. Bakın bu şekilde görüntü bu. Böyle. Görüntümüz bu şekilde devam ediyor buraya doğru kayıyorum artık bir süre sonra buradaki artık bunun gibi devam edecek aynen buradaki bunun gibi devam edecek kare kutucuğum artacak burada beş tane yine kare kutucuğum olunca altıncı yine bir model başlatacağım hemen burada olduğu gibi bu şekilde devam edeceğim bu bölüm ise e, buradaki püsküllerim bunun gibi bir süre sonra bitecek artık kaya 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 bunun gibi bitecek. Son 3 tane püskül kalınacak oluncaya kadar devam edeceğim. Daha sonra buradaki artık yan tarafa doğru ilerlemeye başlayacak. Bunu da burada bitireceğiz. Bu kısımda bu şekilde bitmiş olacak. Dediğim gibi buradaki de 13 tane olunca burada başladım. Yeni modelim. 13 tane trabzan olunca buradan yine kare kutucuklarım her seferinde artacak. Yine bu tarafa doğru kayma işlemi yapacak modelimiz. Bu şekilde devam ediyorum yine 34'tü galiba değil mi? Sıramız 34 oluncaya kadar devam ediyoruz ve artık 34. sırada tekrar sizlerle kalan bölümü yapacağız. Bitirip gelelim. Evet hanımlar ben sonuna kadar gittim. 34 tane kutucuğumu yaptım bu şekilde. 34 sıra yükselttim. Şimdi görüntümüz bu şekilde oldu. Hemen burada kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın 4 tane zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. Bu kısım yine aynı. Üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen bakın ilk püskül trabzanıma bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir taneyi bırakıyorum. İkinciye tekrar bir kare kutucuk daha yapıyorum. Tekrar bir zincir. Bir taneyi bıraktım. İkinciye bir kare kutucuk daha bir zincir bir taneyi bıraktım ikinciye bir kare kutucuk daha bu sıramızı da bu şekilde sadece kare kutucuklar yaparak devam edeceğim şu kısma gelene kadar yapalım burası yine aynı olacak burada hiçbir değişiklik olmayacak buraya kadar kare kutucuklarımızı yapalım daha sonra tekrar gelelim Evet hanımlar bakın sonuna kadar gittim bu şekilde sonuncuyu da artık üç tane trabzanımı yaptım modelimi döndürüyorum bu sıramızı da bitirdik hemen bir sonraki sırama geçiyorum 4 tane zincirimi çektim yine buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum tekrar tığımı doladım bakın buradaki zincir kutucuğumuzun içerisine bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Trabzan tepesine bir trabzan yaptım. Tekrar zincir kutucuğumun içerisine bir trabzan. Trabzan tepesinin içerisine bir trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde devam ediyorum. Bir tane zincir kutucuğun içerisine bir tane trabzan tepesinin içerisine trabzan yaparak aralarda zincir çekmiyorum trabzan yaparak devam ediyorum bu şekilde sonuna kadar götürelim burada bir tane kare kutucuğum kalana kadar yapalım Evet hanımlar son sırama gittim bakın son kare kutucuğum yine kare kutucuk olarak yaptım bu sıramı da bitirdim tekrar dört tane zincirimi çektim modelimi döndürüyorum bu sıramız son sıramız 4 4 zincirimi çektim tığımı doladım e, hemen bakın bir sonraki trabzanıma bir trabzan yaptım bir zincir bir taneyi bırakıyorum ikinciye tekrar bir tane trabzan yapıp kare kutucuk oluşturuyorum tekrar bir zincir çektim tığımı doladım bir taneyi bırakıyorum ikinciye bir trabzan yapıyorum tekrar bir zincir bir taneyi bıraktım ikinciye bir tane trabzan yaparak kare kutucuklarımı oluşturuyorum birer tane trabzan atlıyorum aralarda bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim tamamen kutucuklardan oluşacak ilk baştaki gibi bu sıramızı da bitirelim daha sonra kenar oyamıza başlayacağız Evet hanımlar bakın bütün sıramı kare kutucuk yaptım Sonuna kadar geldim, bir tane zincir çektim. Aslında buradan köşeyi başlayabilirim ama köşem çok güzel olmayacağı için bu köşem çok güzel olmayacağı için ipimi burada kırıyorum, tekrar başlayacağım. Sizler devam edebilirsiniz tabii ki, ama ben biraz köşelerde hassasım, o yüzden ipi kırıyorum, tekrar başlayacağım. Düğümümü attım. Bakın hemen bir e, tam burası köşe. Bir ikinciden başlıyorum. İpimi buraya sabitledim. Tığımı doladım. Tam köşemize bir tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çektim. Tepesine pıtırcık oluşturdum. Tekrar buradaki iplerimizi arkaya saklayacağız. Problem değil. Tekrar ikinci trabzanımı yaptım. Üç tane zincir çektim. Ve bir tane pıtırcık oluşturdum. Tekrar tığımı doladım. Hemen bakın bir trabzan yaptım. Üç tane zincir çekip tepesine bir pıtırcık oluşturdum. Aynı işlemi altı kez tekrarlayacağız. Şu an 4 tane pıtırcığım oldu. Bakın 5. yapıyorum. Bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincirle tepesine bir pıtırcık oluşturdum. Toplamda 6 tane oldu. Bir taneyi atlıyorum. İkinciyi sabitliyorum. Ya da eğer ki sizde daha gevşek durursa iki taneyi atlayıp üçüncüye sabitleyebilirsiniz. Kendi elinize göre bu şekilde ayarlayabilirsiniz köşe kısmımızı ve diğer kısımlarımızı. Tekrar bakın tığımı doladım bir taneyi bıraktım ikinciye aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane trabzan yaptım. Üç tane zincir çektim bir pıtırcık oluşturdum tekrar tığımı doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum 3 zincir ve hemen tepesine bir pıtırcık tekrar tığımı doladım aynı yere bir trabzan 3 tane zincir çekiyorum tepesine bir pıtırcık toplamda yine 6 tane bu işlemi yapıyorum Bakın 6 tane, 3, 5 olmuş. Bir tane daha yapıyorum. Buradan bakın 1 2 taneyi atladım. Benim elime üçüncüye sabitlemek daha iyi geldi. Çünkü daha düz durdu. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Düz durması için bir tane karecik de atlayabilirsiniz. İki tane atlayıp yapabilirsiniz. Kendi elinize göre ayarlayın. E, tam köşe kısımlarımıza mutlaka böyle bir e, pıtırcık trabzan getirmeye çalışın. Köşemiz böyle olsun. Ona göre de ayarlayın elinizi. Dört tarafında bitirelim. Kenar oyamızın tekrar bitmiş haliyle gelelim. Evet hanımlar kenar bölümümüzü de bitirdik. Lifimiz tamamen bitti. Çok güzel, çok hoş bir gif e, oldu. Bakınız çok güzel oldu. Ve çok kullanışlı bir e, lif oldu. E, evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde de videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.